Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Adım Bülent Omca. Bugün AYT konularından Türkiye ekonomik politikaları ve Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı üzerine sizlere bir şeyler söylemeye çalışacağım. Evet, ilk önce ekonomi politikası ne demek arkadaşlar, onu görelim. Ekonomi politikası, devletlerin belli ekonomik hedeflere ulaşmak için kararlar alması ve bu doğrultuda, bu kararlar doğrultusunda uygulamalar yapmalarına ekonomik politikalar diyoruz. Yani devletler tarafından uygulanan politikalardır bunlar. Ve resmi politikalardır arkadaşlar. Ülkeler uyguladıkları ekonomik politikaları sayesinde istihdam ve üretimi artırma, fiyat istikrarını sağlama, ödeme dengesini iyileştirme ve dengeli bir gelir dağılımı sağlamayı hedeflemektedir. Yani amaç ülkeyi daha refah seviyesini daha üst düzeye çıkarmaktır arkadaşlar. Evet, bunun için Türkiye'de birçok önlem alındığını biliyorsunuz. Ülkemiz Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar toplumsal, siyasi, iktisadi değişimlere bağlı olarak farklı farklı ekonomik politikalar uygulamıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan birçok ekonomik politika vardır. Amaç Türkiye'deki refah seviyesini yükseltmektir. Evet, ilk önce 1923-29 yani Cumhuriyet'in kuruluşundan ekonomik buhran dönemine kadar geçen dönemi görelim arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresi'ni hatırlıyoruzdur hepimiz. 17 Şubat 1923 yılında toplanıyor bu kongre. Bu kongrede alınan kararlar doğrultusunda milliyetçi ve liberal politikalar izleniyor. Milliyetçi ve liberal politikalar izleniyor arkadaşlar. Bu politikalarla devlet desteğiyle özel sektör kalkındırılmaya çalışılıyor. Özel sektöre geçiş amaçlanıyor ve dışa açık bir görüntü sergileyen bir yapıda arkadaşlar. Bu dönemde neler yapılıyor? Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için, tarım ve hayvancılığın üzerinde ağır bir yük olan aşar ya da öşür vergisi kaldırılıyor. Kaç yılında? 1925 yılında. Aynı zamanda tarımda makineleşme teşvik ediliyor 1926 yılında. Teşviki sanayi yani sanayici teşvik ediliyor. Yeni sanayi kolları kurması açısından ve bununla ilgili kanun çıkarılıyor. Kaç yılında arkadaşlar? 1927 yılında. Yani Atatürk ekonomi alanında birçok uygulamaya öncülük yapmış ve Türkiye ekonomisinin gelişmesi için birçok şey yapmıştır arkadaşlar. Evet, 1929'dan sonra 30-50 dönemine geldiğimizde dünyada 1929 yılında bir ekonomik kriz, bir buhran yaşanıyor arkadaşlar. Bunun üzerine liberal dönem ekonomi politikaları bu tarihten sonra yerini devletçi ekonomik politikalara bırakıyor. Bunun sonucunda nereler açılıyor? Bunun sonucunda 1931 yılında Merkez Bankası, 1932 yılında Sanayi Kredi Bankası, 1933 yılında Sümer Bank kuruluyor arkadaşlar. Evet. Birinci 5 yıllık sanayi planıyla birçok yatırım yapılıyor. 1934'te Kayseri ve Ereğli'de dokuma, İzmit'te kağıt, İstanbul'da şişe cam, Keçiborlu'da kükürt fabrikasının temelleri atılıyor. Bir yıl sonra da Turhal Şeker Fabrikası hizmete açılıyor arkadaşlar. 1935 yılında ise Kayseri Bez, Nazilli Basma, Bursa Merinos fabrikalarının temelleri atılıyor. Aynı zamanda madenciliği geliştirmek için yeni maden yatakları bulmak için 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruluyor. Madenciliğe maddi kaynak oluşturması için ise Etibank kuruluyor arkadaşlar. Hepsi ekonomiyi geliştirmek için yapılan şeyler. Ama 1933-37 yıllarında hani birinci sanayi planı başarılı oluyor ya, 38 yılında deniliyor ki ikinciye geçelim. İkinciye geçiliyor ama İkinci sanayi planı tam uygulanamıyor. Çünkü bu dönemde dünyada İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na giren bir ülke değil. Fakat arkadaşlar savaşa girecekmiş gibi hazırlıklar yapıyor. Erkek nüfus silah altına alınıyor. Özellikle erkek nüfusun silah altına alınması tarımsal üretimi düşürüyor arkadaşlar. Biz de o dönemde zaten tarım ülkesiyiz. Tarımsal üretim belli bir düşüşe neden oluyor arkadaşlar.
ekonomik alanda bu şekilde daralma beraberinde küçülme getiriyor. 1950-60 dönemine geldiğimizde bu dönemde 50 yıllar Cumhuriyet tarihinin ikinci liberal dönemi olarak kabul ediliyor. Özel sektörün ticaret sanayi sektörlerine yönelik girişimleri yanı sıra devlet de arkadaşlar büyük yatırımları yani enerji, liman gibi şeyleri destekleyerek bunları planlıyor, bunları yapmayı amaçlıyor. Bu dönemde tarımın geliştirilmesi için traktör alınıyor. Ne kadar? 50 bin tane arkadaşlar traktör ithal ediliyor yurt dışından. Tarımsal üretimi teşvik etmek için çiftçinin ürünleri devlet tarafından yüksek fiyatlarla alınıyor. Bu destekleme alımları sonucunda tarımsal alanlar genişliyor, tarımsal üretim de artıyor. Yani 1950-60 döneminde ikinci liberal ekonomik politika izleniyor. Bununla birlikte tarımsal üretim artıyor arkadaşlar. Evet, 1960-80 dönemine geldiğimizde 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından artık 5 yıllık kalkınma planları ortaya konulacak. Bunlardan ilki arkadaşlar 63 yılında başlıyor. Kalkınma planlarında amaç şu 63 yılındakine. Toplumun refahını artırmak, sosyal adaleti sağlamak, ekonomik karma sistem içerisinde yürütülmesi hedefleniyor. Karma ekonomik sistem yani hem liberal hem devletçi ekonomik sistem içerisinde yürütülmesi hedefleniyor arkadaşlar. Bununla bu dönemde yapılan şeylerden birisi mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o dönemki adı Boğaz Köprüsü arkadaşlar. 30 Ekim 1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde devlet töreniyle hizmete açılıyor arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz İstanbul Boğazı'na inşaat edilen ilk köprü, birinci köprü ya da o dönemde Boğaziçi Köprüsü şeklinde adlandırılıyor. Resmi adını 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrasında alıyor arkadaşlar. 25 Temmuz 2016'da alınan kararla, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarla burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adı olarak adı değiştiriliyor arkadaşlar. Evet, 1980'den sonraki dönemde neler oluyor? Türkiye daha fazla açılma dışarıya, küresel ekonomiyle bütünleşme gibi amaçlarla çeşitli düzenlemelere gidiyor. 1980'li yıllarda 24 Ocak kararları olarak bilinen ihracata daha dayalı sanayi stratejisi düzenlemeleri uygulamaya konuluyor. İhracata dayalı yani dışarıya satım. Bununla birlikte dışarıya açılıyor arkadaşlar. Yani ithalat ve ihracat artıyor bu dönemde arkadaşlar. Küresel ekonomiye uyum sağlamak amaçlanıyor. Bu nedenle serbest ekonomik modele geçiliyor. Serbest ekonomik modele. Neyle geçiliyormuş? 24 Ocak kararlarıyla geçiliyor. Bununla birlikte döviz girişi serbest bırakılıyor arkadaşlar. 80 önceki döneme göre ithalata dayalı büyüme artık ihracata dayalı büyümeye dayandırılıyor veya bu şekilde planlanıyor. Kamu kesiminin ekonomideki payı azaltılmaya çalışılıyor. Özel sektörün ekonomideki payı artırılmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde uygulanıyor. Sanayi ve ticaret bu şekilde gelişiyor ama dışarıdan ithalat arttığı için bütçe açığı da giderek büyüyor. Yani bu dönemde bütçe açığı giderek artıyor arkadaşlar. Evet, 90'lı yıllarda küresel ekonomiyle yaşanan durgunluk, Körfez Savaşı 1990-91 yılında Türkiye'de yüksek enflasyon oranları, ekonomik değerleri olumsuz şekilde etkiliyor. Ve Türkiye'de artan dış borçlar nedeniyle 1994 yılında Uluslararası Para Fonu yani IMF'den yani IMF'den borç almak zorunda kalıyoruz. Evet, tekrar söylüyorum arkadaşlar, 94 yılında IMF'den borç almak zorunda kalıyoruz. 94 yılındaki kriz ile 5 yıl sonrasında yaşanan Marmara depremini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te, 12 Kasım 1999'da Düzce depremleri Türkiye ekonomisini derinden etkiliyor. Yani ekonomik politikanız olabilir ama bazı şartlar, beklenmedik şeyler ekonomimizi derinden etkileyebilir. Ekonomimize büyük zararlar verebilir arkadaşlar. Türkiye 2007-2013 yılları arasında 9. kalkınma planını uyguluyor. 2014-18 yılları arasında ise 10. kalkınma planı uygulanmıyor arkadaşlar.
Ekonomide devletçilik politikası artık yerini özel sektöre bırakıyor. Yani devletin ekonomideki payı küçülürken özel sektörün ekonomideki payı büyüyor. Enflasyon bu şekilde düşürülmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu dönemde özellikle ulaşım ve altyapı hizmetlerinde önemli gelişmeler yapılıyor ve önem veriliyor, ağırlık veriliyor bu dönemde arkadaşlar. Evet, Türkiye'de bölgelerin gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için Nisan ayında 2012 çıkarılan teşvik paketiyle, 2012 Nisan teşvik paketiyle arkadaşlar 6 bölgeye Türkiye derecelendiriliyor. 6 tane bölge var arkadaşlar. Ve az gelişmiş bölgelere daha çok ekonomik yatırım yapılıyor. Ne yapılıyor burada? Az gelişmiş bölgelerde gümrük vergisi muafiyeti uygulanıyor. Arkadaşlar vergi indirimi uygulanıyor. Yatırım yeri tahsis ediliyor ve KDV istisnası gibi uygulamalar yapılıyor. Bakınız arkadaşlar burada Türkiye 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölgeye ayrılmış. Kahverengi ile gösterilen yani Doğu Anadolu, geneli Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan bölgelere daha çok teşvik yapılmış. Daha çok yatırım. Sonra mavi ile gösterilen bölgelere, sonra beyazla gösterilen bölge. En az yatırımın uygulandığı, en az teşvikler kırmızıyla bulunan İstanbul, Kocaeli, Bursa. Zaten bunlar ekonomisini kendi kendini dengeliyor. Daha da üst düzeye çıkarabiliyor kendi şartlarıyla. Evet. Arkadaşlar mekansal gelişmişlik farkını azaltmak için bölgesel kalkınma planları da uygulanıyor. Arkadaşlar bunlardan en önemlisi Güneydoğu Anadolu Projesi. Buna ne diyoruz biz? GAP. Ülkemizde ayrıca Zonguldak, Bartın, Karabük yani ZBK, Konya Ovası Projesi, KOP, Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi, YHGP, arkadaşlar, Doğu Karadeniz Projesi, DOKAP, Doğu Anadolu Projesi, DAP gibi bölgesel kalkınmayı amaçlayan projelerde yapılıyor. GAP'ı görüyorsunuz. GAP içerisinde Atatürk Baraj Gölü'nü görüyorsunuz arkadaşlar. 1989 yılında master planı ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapılarında içine alındığı bir proje arkadaşlar bu. Yani bu bölgesel bir kalkınma planı. Bazı arkadaşlarım şunu zannediyor. GAP projesi Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılıyor. Barajlar yapılıyor. Elektrik enerjisi üretiyor. Hayır, elektrik enerjisi üretmek temel amaç değil. Amaç ekonomik düzeyi, istikrarı geliştirmek, ekonomiyi geliştirmek, refah seviyesini geliştirmek. GAP projesinin temel amacı bu arkadaşlar. Bölgedeki işsizliği önlemek, bölgeden dışarılara göçü engellemek, önlemek, hatta göç almak. GAP projesiyle mesela tarımsal verim artırılıyor. Tarımsal verim artırılırken ne yapılıyor? Pamuk üretim alanları genişliyor. Ve şu anda Türkiye'de pamuğun en çok üretildiği bölge. Sulama artırılıyor, büyük sulama kanalları yapılıyor, yeraltı sulama tünelleri yapılıyor, büyük havalimanları yapılıyor. Amaç bölgeyi cazip hale getirmek. Bölgeyi daha iyi ekonomik şartlarla büyüyebilmek, bunu biliniz. Yani projelerdeki amaç bunlardır arkadaşlar. Evet, şimdi Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımına baktığımızda, ülke ekonomileri tarım, sanayi, hizmet gibi sektörlerden oluşmaktadır arkadaşlar. Bu sektörlerin birinde meydana gelişim diğerlerini de etkiliyor. Sektörlerin ülke ekonomisindeki payı ülkenin gelişmişlik düzeyinde veriyor. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışanlar oranı fazla, sonra sanayi, en az tarım sektöründe. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde ise arkadaşlar tarımda çalışanların oranı daha fazla, sonra sanayi, en az hizmet. Yani sektörel dağılımda eğer tarım sektöründe çalışanların oranı fazla ise ya da gayri safi milli hasılada tarımdan elde edilen gelirler fazla ise bu az gelişmiş ülke. Hizmet ve sanayi sektöründen elde edilen gelir fazla ise bu da gelişmiş ülkeyi gösterecek bize. Evet, Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımızda Türkiye ekonomisinin sektörel gayri safi milli hasıla içindeki payı en yüksek tarım. Ama günümüze geldiğimizde arkadaşlar, günümüze geldiğimizde bu pay değişecek. Evet, bakıyorsunuz 1924 yılında tarımda %48, hizmet %44, sanayide %8 gibi bir pay var.
Günümüze geldiğimizde 2015 yılı bu. Hizmet sektörü %64, sanayi %27, tarımda %9. Yani günümüzde Türkiye ekonomisinde hizmet sektörün payı daha da artmış, tarım sektörünün payı azalmış. Peki bu artış ve azalışta ne gibi şeyler etkili? Bu artış ve azalışta arkadaşlar, bakınız, tarım sektörünün payının azalması hizmet ve sanayi sektörünün payının artmasıyla alakalı. Yani tarımın azaltılması değil, tarım yine geliştiriliyor, daha iyi tarım yapılıyor, daha çok tarım yapılıyor, daha çok ürün üretiliyor. Ama sanayi ve hizmet sektörü daha çok geliştiği için tarımın sektörel payı daha da azalıyor. Evet, gelelim 2011 LYS 3 sorusuna. Türkiye'de 1950-60 döneminde uygulanan ekonomi politikaları sonucunda tarımsal krediler yaygınlaştırılmış ve tarım ürünleri için yüksek fiyat politikası izlenmiştir. Bu sayede tarımsal üretimde önemli artışlar olmuştur. Endüstrideki sermaye yetersizliği, yabancı yatırımlar, özel sektörün teşvik edilmesi ve dış yardımlarla büyük ölçüde giderilmiştir. Böylece baraj ve fabrika gibi yatırımlar artmıştır. Bunlara karşın döviz rezervinin yatırımlarda önemli ölçüde kullanılması engellenmiştir. Bunun sonucunda enflasyon yükselmiştir. 1958 yılında ekonomik istikrarı sağlamak için sıkı maliye politikaları ile dış satımı teşvik edici önlemler alınmıştır. İç ticaretin canlandırılması için de karayolu yapımına ağırlık verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1950-60 döneminde uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarından biri değildir? Dış borçlar artmıştır. Devletin ekonomideki etkisi azalmaya başlamış. Altyapı çalışmalarına önem verilmiş. Tarımda makinalaşma yaygınlaşmaya başlamış. Tarımsal vergiler artmıştır. Arkadaşlar, buradaki bilgilere baktığınızda neyi göremiyorsunuz? Tarımsal vergilerin arttığını göremiyorsunuz. Tarımsal vergiler artmıyor. Tarımı geliştirmek için çalışmalar yapılıyor. Evet, bakalım 2013 LYS Türkiye'nin sanayileşme süreciyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. B. Bütün illerin kalkınmanın öncelikli yöreler içinde yer alması sanayiyi geliştirmiştir. C. 1950'li yıllarda birlikte sanayi ürünleri dış alımına hız verilmiştir. D. Planlı kalkınma döneminde sanayileşme. Y. Kalkınma planlarında özel önem verilmiştir. D. E. 1930'lu yıllarda devletçilik ilkesine bağlı olarak kimya ve demir çelik sanayisinin temelleri atılmıştır. Arkadaşlar, burada şundan bahsetmiyor. Bütün iller kalkınmada öncelikli değil. Evet, Cumhuriyet'in ilanından günümüze Türkiye ekonomisinin sektörlere göre oransal dağılımı büyük ölçüde değişim göstermiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli gelir içerisinde tarım sektörünün en büyük paya sahipken günümüzde bu sektör 3. sıraya gerilemiştir. Bu sektörün payının azalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tarımsal arazilerin nitelik ve yapısının iyi olmaması, tarımsal arazilerin yeterli büyüklükte olmaması, gübre ve ilaç kullanımındaki yetersizlikler, tarımsal araç ve gereç kullanımındaki yetersizlikler, ekonomik büyümenin hizmet ve sanayi sektörüne bağlı gelişmesi. Evet arkadaşlar, demin söylemiştim. Ekonomik büyüme hizmet ve sanayi sektörünü daha çok arttığı için tarımsal büyüme daha da az bir oranda gerçekleşiyor. Evet, 2017 LYS 3 sınavında ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında günümüze kadar geçen süreçte sanayinin ekonomideki payını artırmak için Türkiye'de birçok çalışma yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir? A. Sanayinin teşvik edilmesinin devlet politikası haline getirilmesi. B. Eğitim faaliyetleriyle nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması. C. Teknolojik gelişmelerin takibiyle sanayi kollarının çeşitlenmesi. D. Hizmet ve tarım sektöründeki sınırlamalarla sanayinin teşvik edilmesi. E. Ulaşım başta olmak üzere sanayi ve altyapının iyileştirilmesi. Hangisi değildir diyor. Değil mi arkadaşlarım? Hizmet ve tarım sektöründeki sınırlamalarla sanayi teşvik edilmiyor. Sanayi geliştirilerek teşvik edilmeye çalışılıyor. Evet arkadaşlarım, bir dersimizde bu şekilde sonlandırdık.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.